Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Yırtılmış ya da deforme olmuş araba sileceğimizin sileceğini komple değiştirmek yerine sadece lastiğini değiştirerek onda bir fiyatına bu işi halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Arabanın silecek lastiği nasıl değiştirilir takip edip hep beraber yapalım arkadaşlar. Evet, arabamızın sileceği şu an yırtık olduğu için silmiyor, görüyorsunuz. Şurayı silemiyor. Sileceklerimizi değiştireceğiz şimdi. Cam sileceğini yerinden çıkartıyoruz. Yeni silecek lastiği aldık. Sileceğin uç kısmından plastik kapağı tornavida yardımıyla fazla yüklenmeden oradaki tırnaktan kurtararak o kapağı yerinden açmamız gerekiyor arkadaşlar. Her iki tarafında da tırnak var. O tırnağı tornavida ile esnetip yerinden çıkartacağız. Mütakiben lastik oradan kolayca çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi kapağı çıkarttık arkadaşlar. Yerinden söküyoruz. Oradaki lastiği uç kısmından tutup çekince kızaklı zaten oradaki yuvadan çıkıp geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yerinden söküyoruz lastiği. Çıkan lastiğin aynı boyutunda yeni aldığımız lastiği karşılaştırıp aynı boyda kesip tekrar aynı şekilde yerine takacağız. Gördüğünüz gibi lastiği eşleştiriyoruz. Aynı boyda yan keskiyle kesiyoruz. Çıkarttığımız yuvaya tekrar aynı yerden takacağız. Lastikteki takılması gereken yeri iyice tespit edip yavaşça sileceğin iç kısmına sürdükten sonra elle tutup bu şekilde çekiyoruz. Yerine yerleşmiş oluyor. Mütakiben kapağını tekrar kapatıyoruz. Sonra sileceğimizi tekrar çıkarttığımız şekilde yerine takacağız. Kapağını da kapatmış oluyoruz bu şekilde. Sileceğimizi değiştirmiş oluyoruz lastiğini. Şimdi aynı şekilde yerine takıyoruz. Bir tanesinin lastiğini değiştirmiş oluyoruz bu şekilde. Sileceğin yerine tam oturduğundan emin olalım. Diğer sileceği de yine aynı şekilde hafiften yukarı kaldırarak çıkartacak pozisyona ayarlıyoruz. Oradaki tırnağı kurtulduğuna emin olacağız. Yoksa çıkartamayız. Yerinden bu şekilde çıkartıyoruz. Aynı işlemi yine bu silecekte de uyguluyoruz ve lastiğini değiştirmiş oluyoruz. Silecek lastik kapağını çıkartırken acele etmeyelim. Tırnağını kırmamaya çalışalım arkadaşlar. Yavaşça esnetip kapağı yerinden kırmadan çıkartmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi bu tırnağı bu şekilde oradan kurtarmak gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde kapağı çıkarttıktan sonra tekrar lastiğimizi yerinden çekerek çıkartıyoruz. Ve aynı boyda yeni aldığımız lastikten kesip tekrar yerine takacağız. Eski çıkarttığımız lastiğin boyunda yeni silecek lastiğinden kesiyoruz. Aynı şekilde yine silecek yuvasına takıyoruz.
Lastik tamamen yerine oturduktan sonra tekrar kapağımızı kapatıp tırnaklarının yerine oturduğundan emin oluyoruz. Oradaki tırnakların tam yerine oturması gerekiyor. Yoksa çalışırken çıkabilir. Tam yerine oturduktan sonra elle çekip deneme yapacağız tam oturup oturmadığını. Sileceğin işi bittikten sonra tekrar çıkarttığımız yere takacağız aynı şekilde. Bu şekilde silecek lastiklerimizi değiştirmiş oluyoruz. Şimdi test yapacağız. Evet, test yapıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi eskisi gibi iz bırakmıyor. Gayet güzel silip camı tertemiz yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde cam sileceklerimizi değiştirmiş oluyoruz. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.